Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Videonun konusuna geçmeden önce gelenek olarak çok az goy goy ile başlamak istiyorum. Değinmek istediğim konu kanal takipçileri. Bu videoyu çok uzun bir süredir bekleyenler ve aramıza yeni katılmış olup belki bu videoyu ilk kez izleyenlerle birlikte 2000'den fazla kişi olduk. Kanalın bu kadar büyümesine şaşırmış durumdayım ama ek olarak da çok mutluyum. Hepinize müteşekkirim. Belirtmek istediğim konu dışı hususlar var. Onun içinde daha önce belirttiğim soru cevaplar da dahil çok yakında bir başka video daha yapacağım. Ancak şu anki videoyu uzun bir süredir beklettiğim için de daha fazla oyalamadan direktman konuya gireceğim. Sizden ricam mümkünse reklam engelleyicilerinizi kapatın. Çünkü özellikle bu dileğim konusunda bahsini ettiğim konu dışı videosunda anlatacağım güzel haberlerim var. Ama şimdilik konumuza geçiyorum. Geçen bölümü izlemişseniz, son kaldığımız noktanın 1944 Ekim ayının sonunda Amerikan donanmasının Japon İmparatorluk Donanması'nı dünya denizcilik tarihinin en büyük operasyonel deniz savaşı olan Leyte Deniz Savaşı'nda tam 4 muharebe sonunda yenilgiye uğratması olduğunu hatırlayacaksınız. Bu yenilgiyi bizim serimiz açısından önemli kılan unsur da 2. Dünya Savaşı'nda zaferden zafere koşup düşmanları yok etmesi için tasarlanıp inşa edilen dev zırhlıların artık deniz savaşlarında yer alamayacak kadar eskimiş bir taktik deniz muharebe ünitesi olduğunun kesinleşmesi ve bunun yeni bir meta yani yeni bir şartsız değişmez gerçek olarak kabul edilmesiydi. Amerikalılar, Leyte Deniz Savaşı'ndan sonra Filipinler çıkarmasını başarıyla gerçekleştirmişti. Japonlar da bu ağır kayıplar verdikleri yenilgiden sonra ellerinde kalan son zırhlılar olan Yamato, Nagato, Kongo, Haruna, Ise ve Hyuga ile tamamen geri çekilmişti. Fakat dünyanın en büyük zırhlısı olan Yamato kurtulmuştu, yaşıyordu ve hala oralarda bir yerdeydi. Amerikalılar için halen bir endişe unsuru olmaya devam ediyordu. Pasifik cephesinde hal böyleyken hatırlarsanız Atlantik cephesinde son zırhlı savaşının Scharnhorst ve Duke of York arasında bu olaylardan neredeyse bir yıl önce yaşandığını belirtmiştim. Scharnhorst'un batırılmasıyla Avrupa'da zırhlı çarpışmaları her ne kadar sona ermişse de müttefik kuvvetleri için bu cephede de hala boyutsal olarak çok büyük bir sorun vardı. Bu da Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük zırhlısı olan Alman Tirpitz'ti. Almanlar 1941'de Bismarck'ı daha ilk seferinde kaybedince o sıralarda inşası yeni bitmiş olan kardeşi Tirpitz'i tersaneye bir daha sokup güncellemişler ve Bismarck'tan canları çok yandığı için Tirpitz'e onlarca hava savunma silahı monte etmişlerdi. Hatta World of Warships'te Tirpitz'i ünlü kılan o torpido tüpleri de yine bu güncellemede takılmıştı. Hitler en pahalı ve gösterişli silahı olan Tirpitz'i kaybetmek istemiyordu. Tirpitz'in batması fikrinden açıkça korkuyordu. Korktuğu bir diğer şey de İngilizlerin Norveç'i işgaliydi. Nazi Almanyası Norveç'i sırf silah yapımında kullandığı demir madenleri için işgal etmişti ve aynı zamanda eğer Norveç kaybedilirse Almanya denizden tamamen savunmasız kalıp kuşatma ve işgali açılacaktı. Hal böyle olunca da Tirpitz'e kardeşi Bismarck'ın tam tersi bir stratejik ve taktik görev yüklendi. Tirpitz Norveç'te sadece bulunarak İngilizleri buraya herhangi bir hamle yapmaktan çekindirecekti. Tirpitz orada olduğu için İngilizler donanmalarının büyük bir bölümünü önlem olarak Norveç açıklarında tutacaklar. Dolayısıyla Atlantik'te istedikleri gibi at koşturamayacaklardı. Orada hiçbir şey yapmadan sadece Tirpitz denize çıkar ihtimali var diye kilitlenip kalacaklardı. Ancak Tirpitz'in tek rolü sadece ördek gibi suda oturmakta değildi. Almanlar 1941'de Sovyetleri işgale girişmiş ve tanklarının sayesinde yıldırım hızıyla ilerleyerek Moskova açıklarına kadar yaklaşmışlardı. Bunun üzerine Stalin tarafından yönetilen Sovyetler Birliği de İngiltere ve Amerika ile Almanlara karşı müttefik olup savaşa girişmişti. Ancak Sovyetler ekonomik olarak çok güçlü değildi ve özellikle kış mevsiminde de gıda sıkıntısı çekiyordu. Sovyetler Birliği çökerse Almanlar kendilerine odaklanır diye İngiltere ve Amerika Sovyetler Birliği'ne tarihte eşi benzeri rastlanmayan bir lojistik yardım operasyonuna girişti. Bu operasyon Kuzey Kutup Denizi üzerinden Sovyetler Birliği'ne tek seferde sayısı 30'dan fazla olan yük gemileri ve şileplerle astronomik sayıda gıda, giyecek ve silah donanımı ulaştırmaktı. Ve bu operasyonda yükü taşıyan gemileri içeren konvoylar da destroyer ve kurvazörlere ek olarak bizzat Amerikan ve İngiliz zırhlıları tarafından korunacaktı. Bu konvoylara tarihsel olarak günümüzde Arctic Convoys yani Arktik konvoylar denmektedir ve bunlar 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmış olmasının başlıca anahtarlarından biridir. Bunlara Arktik konvoy denmesinin sebebi de Rusya'ya deniz yoluyla ulaşılabilecek tek güvenli yolun Kuzey Kutup Denizi olmasıydı. Buzullar çok az gün ışığı, çok sert fırtınalar ve akabindeki gök gürültüleri, şimşekler, kar ve yağmur hem görüşü hem de hidroakustik gibi sinyallerin alıcılarını kör ediyordu. Bu şartlar altında da konvoyların tespit edilmesi gerçekten çok zordu. İşte Tirpitz'in bir diğer görevi de bu konvoylara özellikle de zor hava şartları gibi anlarda bulup saldırarak Sovyetlere giden yardımları batırmaktı. Fakat aslında İngiltere ve Amerika'nın da tam olarak istediği şey buydu. Amerika sırf Tirpitz Bismarck gibi açık denize açılır ve saldırır, akabinde de Bismarck gibi zırhlılar tarafından batırılır umuduyla 1942 ve 1943'te USS Washington, USS South Dakota ve USS Alabama zırhlarını farklı dönemlerde bu konvoyları korumaları için Avrupa'ya gönderip İngiliz kraliyet donanmasının emri altına vermişti. Bundan da daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ancak Almanlar Bismarck'tan aldıkları dersin de etkisiyle Tirpitz konusunda aşırı derecede titiz ve temkinli davranıyorlardı. İstihbarat çok önemli bir çıkış noktasıydı. İngilizlerin Norveç'te sivil ajanları vardı ve Tirpitz'in her adımını gözlemliyorlardı ve Almanlar da bunun farkındaydı. Norveç, malumunuz, fiyortları ile ünlü bir ülke. Fiyort dediğimiz şey, çok yüksek dağların arasındaki derin yarıklara denizin girmesiyle meydana gelen oluşum ve bu fiyortlar Tirpitz gibi devasa bir zırhlıyı saklamak ve korumak için de en ideal doğal ortamı meydana getiriyorlardı. Özetlemek gerekirse 1942 yazından 1944 sonbaharına kadar Tirpitz sadece Norveç'te bulunduğu 2 yıl içerisinde tamı tamına 18 sabotaj ve operasyonel saldırıya uğradı. İngilizler denemedik numara bırakmadı. Ayrı bir Tirpitz serisinde detaylarına değineceğim bu saldırılardan bazıları ise James Bond filmlerinden fırlama olacak kadar sıra dışıydı. İlk önce havadan uçaklarla bombardımanlar denendi. Ama Tirpitz'in dibinde bulunduğu fiyortlardaki dağların ve uçurumların tepelerine onlarca uçak savar monte edilmişti. Uçaklar alçalmaya kalkıştıkları an hem Tirpitz hem de tepelerdeki hava savunması tarafından düşürülüyorlardı. İngilizler daha sonra saldıracak uçakları değiştirdi. Ancak bu sefer de Almanlar Tirpitz'in etrafına önceden döşenmiş sis bombalarını aktive ederek her seferinde dev bir kimyasal bulut katmanı içinde kaybolmasını sağladılar. İngilizlerin bombardıman seçeneği sınırlıydı çünkü fiyortlar içinde ve üstünde uçarken bir uçağın dağa çarpması işten bile değildi. Ehal böyle olunca İngilizler taktik değiştirdi. Havadan olmuyorsa biz de sudan gireriz dediler. Bu noktada fiyortlar standart bir denizaltının giremeyeceği kadar dar olduğundan İngilizler yaratıcılıklarını konuşturmak zorundaydılar akabinde de çılgın bir fikirle geldiler. 18 Aralık 1941'de henüz İtalya Akdeniz'de İngiltere ile savaşıyorken İtalyan deniz komandoları Mısır'ın İskenderiye limanında demirli İngiliz zırhları HMS Queen Elizabeth ve HMS Valianta aslında denizaltı motosikleti diyebileceğimiz insanlı torpidolarla su altından yaklaşıp mayın döşemişler ve bu mayınların patlamasıyla da bu iki zırhlı 2 yıl boyunca tamire alınmak zorunda kalmıştı. İngilizler bu insanlı torpido fikrini İtalyanlardan alıp kendi tasarımlarına uyarladılar ve adına da atlı savaş arabası anlamına gelen chariot ismini verdiler. Akılları sıra İtalyanlar gibi su altından yaklaşıp Tirpitz'in altına mayın döşeyeceklerdi ama daha yoldayken bu insanlı torpidolar Kuzey Denizi'nin fırtınalarında takıldıkları gemilerden koptu ve battı. Bunun üzerine de İngilizler taktik değiştirdi. 4 kişilik X sınıfı cüce denizaltıları tasarlayıp bunlardan 3 tanesini Tirpitz'in altına mayın bırakmak üzere gönderdiler. Ancak ortada bir engel vardı. Bu, her zaman tetikte olan Almanlar Tirpitz'in etrafını tamamen torpido önleyici ağlarla sarmıştı ve bu ağ duvarlarından iç içe 2 tane döşemişlerdi. İngiliz cüce denizaltı personeli bu ağlara geldiğinde altlarından geçmeyi başardı ve Tirpitz'in dibine kadar gidip iki mayın döşeyip çok başarılı bir sabotaj gerçekleştirdi. Tirpitz su almakla kalmamış, D tareti patlamanın etkisiyle yerinden sıçradığında raylarından çıkmış ve döndürülemez hale gelmişti. Tirpitz daha sonra tamir edildi ama D tareti artık iptaldi. Gel gelelim bu dev zırhlı hala su üstünde oldukça sağlam bir şekilde durmaya devam ediyordu. Tirpitz devasa bir gemi olduğu için kazanlarının gemiyi hareket ettirecek kadar enerji üretmesi bir buçuk saat alıyordu. Bundan ötürü de acil bir durumda geminin hemen hareket ettirilebilmesi için motorları her zaman çalışır vaziyette tutuluyordu. Ve bu da aman donanması için astronomik bir masraf ve külfet meydana getiriyordu. Tüm bunlara rağmen İngilizler ve Sovyetlerin Tirpitz korkusu had safhadaydı ve bunun da haklı sebepleri vardı. Her ne kadar yakıt sıkıntısı çekiyor olsalar ve bundan ötürü her kutup konvoyuna canları isteyince saldıramasalar da Alman donanması komutanlarının Tirpitz ile yaptığı her sorti dolaylı yoldan çok büyük sorunlar yaratmıştı. Şöyle ki Tirpitz'in yaptığı sortilerden birinde sırf Tirpitz geliyormuş istihbaratını alan İngiliz Kraliyet Donanması PQ17 konvoyunu koruyan USS Washington ve USS Duke of York zırhlarına ek olarak tüm destroyerlerle Tirpitz'i kovalayıp yakalamaya kalkışmış. Ancak Tirpitz aslında orada yanıltıcı bir manevra yapmış ve geri çekilmişti. Savunmasız kalan konvoyu da öylece basan Alman denizaltı ve uçakları bombardıman ve torpido yağmuruna tutarak konvoydaki 35 geminin 24'ünü batırmışlar ve muazzam bir insan ve malzeme kaybına sebebiyet vermişlerdi. Bir karmaşa çıkarmak için Tirpitz'in sadece adının anılması yeterliydi yani. Tirpitz tam bir baş belasıydı. Sonuç olarak Ekim 1944 sonuna gelindiğinde hem dünyanın hem de Avrupa'nın en büyük iki zırhlısı kendi coğrafyalarında düdük öttürmeye devam ediyorlardı. İngilizler Tirpitz'e iyice kafayı takmıştı. Tirpitz'e standart yollardan batıramayacaklarını anladıklarında normal planların dışına çıkarak tarihte daha önce denenmemiş bir şeyi yapmaya karar verdiler. Mevzu şu ki İngilizler alçak irtifa uçaklarıyla Tirpitz'i bombalayamıyorlardı. Tirpitz ve etrafındaki hava savunma silahları bu uçakların çoğunu düşürüyordu ve kayıplar büyüktü. Kaldı ki bombalayabildikleri birkaç seferde de Tirpitz'in kalın zırhına sadece çizik atabildiler. Dolayısıyla Tirpitz'i bombalayabilmenin tek yolu çok yüksek irtifadan Tirpitz'in o kapkalın zırhını delebilecek çok büyük bir bomba atmaktı. Akabinde de bu doğdu. Bu gördüğünüz şey atom bombası değil. 6,5 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki bu bombanın ismi Tolboy. Türkçesiyle uzun oğlan. Neden özellikle oğlan denildiğini anlamak için şekline bir daha bakmanız yeterli. Neyse efendim, bu bomba çok özel bir tasarımdı. Boyutlarından ötürü sadece elle inşa edilip doldurulabiliyordu ve her bir bomba için 30'dan fazla insan her gün tam gün çalışmak zorundaydı. Bu sebepten ötürü de bu bombalardan endüstriyel seri üretim yapmak imkansızdı. Yani tolboy bombaları aşırı iş gücü, aşırı zaman ve aşırı masraf gerektiren çok hassas, bebek gibi bakılması gereken 5,5 tonluk dev oyuncaklardı. Bundan dolayı da bu bombalar aşırı acil durumlar haricinde kesinlikle ve kesinlikle ağırlık düşürmek için atılmamalı ve her halükarda ileriki bir operasyon ve tarihte kullanılmak için üsse geri getirilmeliydi. O kadar değerliydiler. Gel gelelim bomba bu kadar büyük olunca da onu taşıyabilecek uçak sorunu ortaya çıktı. İnşa edildikleri an itibarıyla 5,5 tonluk tol boyu taşıyabilecek herhangi bir bombardıman uçağı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde yoktu. Bu gerçek akabinde de geriye yapabilecekleri tek bir şey kalmıştı. Modifikasyon ve modifikasyon içinde eldeki tek uygun uçak Avro Lancaster 4 motorlu ağır bombardıman uçaklarıydı. Tolboy taşıyabilmeleri için bu uçakların ilk önce tüm zırhı söküldü ve tabiri caizse birer kağıttan uçağa dönüştürüldüler. Bu da yetmezmiş gibi uçağın hem önünde hem de üstündeki makinalı tüfek yuvası ve içindeki her şeyi de söktüler. Bu uçakların savunma adına hiçbir şey bırakılmamıştı ve bir avcı uçağına yakalansalar kolayca düşürülebileceklerdi. Ama zırh ve silahların sökülmesiyle oluşan ağırlık fazlalığı tol boyun ağırlığıyla dengelenebilmişti. Tüm bunların ardından geriye tek bir sorun kalmıştı. Tirpitz ta Norveç'in kuzeyinde anasının gözündeydi. Dünyanın bilinen en uzak, en uç noktasındaydı yani. Ve İngiltere'den kalkıp oraya uçabilecek bir uçak yoktu. Buna Lancaster'lar da dahil. İngilizler gel gelelim buna da bir çözüm buldular. Uçakların içine ekstradan bir ana ve bir ufak yakıt deposu monte ettiler. Ama bu ekstra yakıt depoları bile uçakların sadece tek yön uçmasına yetecekti. Dolayısıyla da Sovyetlerle anlaştılar. Tolboy yüklenmiş Lancaster bombardıman uçakları önce Sovyetlerin Kuzey Kutup Dairesi'ne en yakın hava alanı olan Yagodnik'e uçtular. 15 Eylül 1944 günü buradan havalanıp 5,5 kilometre yükseklikten Tirpitz'e saldırdılar. Ancak daha olay mahalline gelmeden 10 dakika önce radarlar tarafından saptandılar ve Tirpitz'e ulaşana kadar Almanlar çoktan kimyasal sis perdesini aktive etmişti bile. Uçaklar geldiğinde dev duman bulutu Tirpitz'i kapatmak üzereydi ve o aciliyetle İngilizler apar topar bombalarını bıraktılar boy bombaları o kadar güçlüydü ki patladıkları yerde 25 metre derinliğinde 30 metre genişliğinde dev kraterler açıyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi bu bombaları atacak uçak birliği de İngiliz kraliyet donanmasında nokta atış uzmanlığıyla ün salmış baraj yıkanlar anlamına gelen Dumbusters lakaplı efsanevi 617. uçakta buruydu. Bu tabura özellikle baraj yıkanlar denmesinin sebebi çok yüksek irtifadan yıkıcı bombaları %97 gibi bir isabetle hedefleyebiliyor olmalarıydı ve Almanya'daki birçok barajın yıkılmasında da başrolü oynamışlardı. Gel gelelim Dumbuster Stabur'un tüm bu şaşasına rağmen yine de o gün atılan tüm bombalar ıskaladı. Bir tanesi hariç. O tek bombada Tirpitz'in burnundan girip altından çıkarak patlamış ve geminin tüm burun kısmını eğip bükerek mahvetmişti. Bu da yetmezmiş gibi isabet etmeyen diğer bombalarda geminin yakınlarında patladıklarından geminin tüm zırhı ve iskeleti ağır derecede yamuk yumuk hale gelmişti. Paravan operasyonu adı verilen bu operasyon Tirpitz'i tamamen mahvetmişti. Aldığı hasar o kadar büyüktü ki artık normal bir geminin yapabileceği faaliyetleri yapamayacak hale geldi. Hatta kaptanı Wolf Junge Alman Deniz Kuvvetleri'nde Tirpitz'in gemi listesinden çıkarılmasını rapor etmişti. Tirpitz artık yüzdürülemezdi. Tamir edilmeye kalksa olası bir tamir operasyonu en az 9 ay sürerdi ve bu arada Sovyetlerde de Norveç'e Tirpitz'in dibine kadar dayanmıştı. Sadece adıyla kaos ve panik yaratan Tirpitz'i hala bir korku unsuru olarak kullanmak isteyen Almanlar ilk önce tamir edemeyeceklerini anladılar. Gemiyi Sovyetlerden korumak için de çekmek suretiyle çok daha güneye Norveç'in Tromsø şehrine getirdiler. Kumdan özenle hazırlanmış bir zemine oturtulan Tirpitz bundan sonra bir kıyı top bataryası olarak işlev görecekti. Başka da bir işi yapamazdı zaten. Ancak bu çok ama çok büyük bir hata oldu. Tirpitz'in konuşlandığı yeni nokta İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin direkt uçuş mesafesi içinde yer alıyordu. Yani Almanlar Farkında olmadan Tirpitz'i İngiliz bombardıman uçaklarının menzilinin içine taşımış başka bir de işte İngilizlere davetiye çıkarmışlardı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ellerini ovuşturarak ve zevkle Tirpitz'e düzenledikleri paravan operasyonunun aynısını tekrardan düzenlemeye karar verdiler. Adına da soru cevapla öğrenme anlamına gelen kateşizm operasyonu dediler. İşte bizim hikayemizin bir önceki bölümünde Pasifik cephesinde kaldığımız zaman tam buradaydı. Efsanevi İngiliz Dumbastus Birliği 12 Kasım 1944 sabahı 8.30 gibi tam 32 Lancaster bombardıman uçağından aynı anda sırayla bırakılan 29 adet dev Tolboy bombalarını Tirpitz'in üzerine sürpriz bir saldırıyla yağmur gibi saldı. Tirpitz'in hava savunma personeli çok deneyimliydi ve ateş açar açmaz yüksekliği tutturmuşlardı. Ancak atışları uçakların 5-10 metre önünde bitiyordu ve bu yüzden hiçbir uçak düşürülemedi. Akabinde de o gün o uçaklar bombalarını atmayı başarabildiler. 5,5 tonluk 29 adet dev bomba 5,5 kilometre yükseklikten ses hızında Tirpitz'in üzerine yağdı. Daha İlk atılan bomba geminin tam ortasına isabet ederek büyük bir patlama meydana getirdi. Cephanelik infilak etmişti. Dördüncü bombada C taretinin yanında patlayarak bu tareti havaya uçurdu. Beşinci, yedinci ve dokuzuncu bombalar geminin yan tarafında zemine isabet ederek Tirpitz'in üzerinde oturtulduğu kum zeminde dev kraterler açıp kumun kaymasını sağladı ve en sonunda Toplamda 3 isabet alan Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük zırhlısı olan Tirpitz olduğu yerde ters dönerek battı. Her ne kadar kuzeyin yalnız kraliçesi lakabı takılsa da Tirpitz aslında sudan değil havadan yalnız bırakılmıştı. Çünkü batırıldığı en son direnişinde bile Tirpitz'i korumakla görevli Alman avcı uçağı birliği İngiliz uçakları daha radarla saptandığında yanlış fiyorda yönlendirilmişti. Tirpitz dünya tarihi boyunca en çok hava saldırısına maruz bırakılan zırhlıdır. Tüm kariyeri boyunca da 39 İngiliz uçağı düşürmüştür ki bu çok önemli ve büyük bir rakam. Tirpitz'e saygı duymak gerekir. Çünkü ne zaman kendisinin savunması gerekse kendini savunacak kendinden başka kimse olmayan ve kendini her daim tek savunmuş bir zırhlıydı. Tirpitz'in bu şekilde ortadan kaldırılışı, zırhlıların içinde bulunduğu elim ve vahim durumun, uçaklar ve yeni silahlar karşısındaki çaresizliklerinin vitrine çıkarılmış kocaman bir resmiydi. Zırhlı çağının sonuna gelinmişti ve Tirpitz'in batırılması, konvansiyonel olmayan silahların üstünlüğü akabinde devlerin sonunu başlatan unsur oldu. 12 Kasım 1944 itibariyle da Avrupa'da artık zırhlı çağ kapandı. Pasifik cephesindeki devamı da çok değil, sadece 4 gün sonra geldi. Filipinler'deki yenilgiden sonra Japonya'ya doğru geri çekilmekte olan Japon İmparatorluk Donanması 15 Kasım'ı 16 Kasım 1944'e bağlayan gece Tüm zırhlılarıyla Çinle Tayvan arasındaki Formosa Boğazı'ndan bir sıra halinde ilerliyordu. Bilmedikleri bir şey vardı ve o da daha saatler önceden bölgede teftiş yapan Amerikan denizaltısı USS Sea Lion tarafından tam 40 kilometreden tespit edilmiş olmalarıydı. Sabaha doğru saat 3'e doğru bu konvoyu takip eden USS Sea Lion'ın attığı 3 torpidodan ikisi Japon İmparatorluk Donanması'nın tüm 2. Dünya Savaşı'ndaki en aktif zırhlısı olan Kongo'ya iskele tarafından isabet etti. Kazan dairesi suyla dolan Kongo yavaşladıkça yavaşladı ve iyice de güç kaybedince konvoydan ayrılıp bakım için en yakın limana ulaşması emri verildi. Suyla dolan ve çok ağır gövdesini taşıyamayan motorları iflas etmeye başlayınca gemiyi boşaltma emri verildi. Ancak tam da bu sırada Ön taraftaki ana batarya cephaneliği patlayarak havaya uçtu ve gemi ikiye kırılarak kısa süre içinde battı. Japonlar için facia devam ediyordu ve daha da önemlisi dünya tarihinde çok önemli olan iki zırhlı sadece 4 gün içinde yok edilmişti. Artık 1944 sonuna geldiğimizde de Avrupa sularında bir tehdit kalmadığı için İngiltere İki modern zırhlısı, Kral 5. George ve HMS Duke of Yorku, Amerika'ya destek olmak üzere uçak gemileri ve kruvazörler eşliğinde Pasifik Okyanusu'na gönderdi. Zırhlıya karşı zırhlı çağının kapanmakta olduğu artık belliydi ancak zırhlılar hala birer güç ve prestij simgesiydi ve İngiltere'nin bu iki zırhlıyı Japonlara karşı savaşmaya göndermesi aslında tamamen sembolikti. Seremonik olarak bile zırhlıların orada görünmeleri gerekiyordu. Ancak yine de zırhlıların görünmekten çok daha fazlasını yapmaları gerektiği kısa bir süre sonra ortaya çıktı. 1944 Haziran ayındaki çok başarılı Normandiya çıkarmasından zaferle dönen üç eski Amerikan zırhlısı USS Texas, Nevada ve Arkansas tüm bakımları yapılıp hemen hiç bekletmeden Pasifik cephesine gönderilmişlerdi. Buradaki ilk görevleri de 1945 başında tüm 2. Dünya Savaşı Pasifik cephesinin en kanlı çıkarmalarından birinin yapıldığı yer oldu. Iwo Jima adası. Tarih Şubat 1945'i gösterirken Japonlar çoktan geri çekilmişti ancak Pasifik'te hala asker bulundurdukları tüm adalar için kanlarını son damlalarına kadar da harcıyorlardı. Bu adalardan biri de bir armut şeklinde olan ve çıkarma için ideal bir plaja sahip Iwo Jima adasıydı. 16 Şubat 1945'te Amerikalılar muazzam bir çıkarma birliğiyle adaya çıkarma yapmaya kalkıştılar ve o an hiç de beklenmedik bir şey oldu. Ada üzerinde plaja bakan ne kadar kaya, ağaç, hendek ve çukur varsa hepsinden ışıklar saçan bir mermi yağmuru Amerikan askerlerinin üzerine yağdı ve daha karaya doğru düzgün ayak basamadan yüzlerce asker öldü. Japonlar adayı adeta bir cephaneliğe çevirmişti. Adayı ele geçirmek için bu hedeflerin yok edilmesi gerekiyordu. Ve işte tam da burada Amerika'nın modernize edilmiş eski zırtları İki bölüm önce anlattığım 1943 sonundaki Nauru bombardımanından beri en büyük kıyı bombardımanı operasyonuna giriştiler. Benim en sevdiğim zırhlı olan USS Tennessee ile kardeşi USS California, USS Texas, USS Nevada, USS Arkansas ve New Mexico sınıfı USS Idaho bir çizgi halinde en yakın mesafeden ve kıyı bataryalarını toplarına aldırmadan 15 ve 16 inçlik toplarından cehennem gibi bir top yağmuru başlattılar ve kısa sürede adanın yüzeyini dümdüz ettiler. Iwo Jima bombardımanındaki zırhlıların rolü daha önceki bölümlerde bahsettiğim ironinin hayat bulmuş halidir. Pearl Harbor'da batmış olan Tennessee, California ve Nevada zırhlıları dirilmiş ve önce Surigao Boğazı muharebesinde sonra da Iwo Jima'da intikam almışlardı. Burada değinilmesi gereken bir diğer çok önemli dipnotta USS Nevada'nın A taretindeki topların Pearl Harbor faciasının simgesi haline gelen USS Arizona'nın batığından sökülen B taretinin topları olmasıydı. İnsan bu gerçeklere bakarak bile ilahi adalet gerçekten var diyor. Iwo Jima'daki zaferin paydaşlarının biri Japonların bizzat batırdığı ve Amerika'nın bir ejderha gibi üzerlerine çökmesine sebebiyet veren USS Arizona'nın toplarıydı. Kendileri kaşınmıştı. Bu arada da Avrupa'da Tirpitz'in de batırılmasından sonra geriye tek bir Alman zırhlısı kalmıştı. Neisenau. Nice 1942 yılındaki kanal deparında kardeşi Scharnhorst ve Ağır Cruiser Prince Eugen ile Fransa'dan apar topar Almanya'ya kaçırılırken deniz mayınlarına çarpması sonucu çok büyük bir hasar alıp tamire çekilen Neisenau bulunduğu kuru havuzda bir İngiliz hava bombardımanı yüzünden bir tarihte havaya uçmuş ve tüm burun kısmının yanması sonucu yenilenip Bismarck'taki 15 inçlik topların takılmasına karar verilmişti. Ancak kısa süre sonra Hitler bu zırhlıdan tamamen vazgeçmiş ve 1945 başına kadar Neisenau günümüzde Polonya'nın Gdynia şehrindeki kuru havuzda çürümeye terk edilmişti. Sovyetler bu bölümde konumuz olan 1945 yılı itibarıyla şehri hem karadan hem de sudan kuşatmaya başlayınca da savaşı kaybetmekte olan Almanlar denizden blokaj yaratmak amacıyla Neisenau'nun çürümeye başlamış olan gövdesini aldılar ve çekiciyle çekip sığ olan liman girişinde karaya oturacak şekilde batırdılar. Şu fotoğraf Nazi Almanya'sının çöküşünün simgelerinden biri haline gelmiştir. Ancak Neisenau'nun bu fotoğraftaki görüntüsü belki de 2. Dünya Savaşı'ndaki tüm zırhlılar içinde en üzücü sonlardan birini göstermekte. İnsan baktıkça ister istemez keşke böyle olmasaydı diyor. Pasifik cephesine dönersek 2. Dünya Savaşı ile alakalı filmlerde Okinawa ismini sık sık duymuşsunuzdur. Okinawa denilen yer Japonya'nın güneyinde uzanan bir takım sırası. Bu adaları özel kılan durumsa Türk milleti olarak bize hiç de yabancı olmadığımız kendimizi onların yerine koyacağımız bir şey. Tek bir cümleyle özetlemem gerekirse Okinawa Japonya'nın Çanakkale'sidir. Okinawa, Japonya'nın ana adalarına gelmeden önceki son durak ve Japon topraklarına giriş noktasıdır. Okinawa, Japonya için bir gurur ve varoluş meselesidir. Dolayısıyla da Okinawa, tüm 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Okyanusu'ndaki en kanlı cephesidir. İşte bu Okinawa cephesi Iwo Jima'dan hemen bir ay sonra 26 Mart 1944'te bombardımanla başladı. 1 Nisan'da asker çıkarması başladı ve denizcilik tarihinin en güzel fotoğraflarından biri tam da o gün çekildi. Bu resimde gördüğünüz zırhlı Okinawa çıkarması sırasında çıkarma yapan Amerikan askerlerinin yolunu temizleyen USS Tennessee zırhlısı. Amerikalılar Okinawa'da Iwo Jima'dakinden bile sert bir direnişle karşılaşınca Oradan aldıkları dersi birebir burada uygulamışlar ve kıyı bombardımanı işini çıkarmayla aynı anda ilk ve bitirici yumruk olarak başlatmışlardı. Bu fotoğraf sırasında USS Tennessee Yaptığı hemen her atış bir kıyı yüzde %100 isabetle tek seferde susturduğu için çıkarma yapan askerlere muazzam bir gaz ve moral vermişti. Yine bu gördüğünüz New Mexico sınıfı USS Idaho zırhlısı da Okinawa bombardımanı sırasında çekilmiş şu gördüğünüz fotoğrafla internette çok bilinenler arasındadır. Okinawa bombardımanı da değinilmesi gereken bir diğer küçük detay da Iowa sınıfının suya indirilen en son zırhlısı USS Wisconsin ile en son göreve başlayan zırhlısı USS Missouri'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki ilk tecrübelerini burada yaşamış olmalarıdır. 2. Dünya Savaşı'nın sona yaklaştığı 1945 yılı itibariyle zırhlılar Okinawa'da görüldüğü üzere artık sadece birer yüzer top bataryası işlevi görüyordu. Hava savunma görevlerini harikulade yerine getirseler de savaşmak için inşa edildikleri bir rakipleri artık yoktu. Zırhların en büyük düşmanı artık uçaklardı. Ve uçaklar öyle pis birer düşmandı ki özellikle Japonlar söz konusu olunca iş çabucak çığırından çıkmıştı. Okinawa cephesinin 2. Dünya Savaşı'nın en ünlü savaş alanlarından birisi olması da aslında bunun yüzündendi. Japonların günümüzde o çok ünlü olan kamikaze saldırılarını en çok ve en sık yaptıkları cephe Okinawa'ydı. Çünkü Okinawa Çanakkale'ydi ve en son kanlarına kadar da vatanlarını savunmak için o en son çareye kolayca başvurmaktan kesinlikle çekinmiyorlardı. Kamikaze çok ama çok tehlikeli bir saldırıydı. Mesele uçağın çakılması değil, uçak çakıldığında taşıdığı tüm patlayıcı cephanenin oracıkta patlayıp infilak etmesi ve %100 hasar başarısıyla yıkıcı derecede ölüm ve zarar vermesiydi örnek olarak USS Tennessee zırhlısına isabet eden tek bir kamikaze uçağının bombası güvertesini delerek infilak etmiş ve 22 ölüyle 107 yaralı bırakmıştı bu gemi mürettebatının %10'u demek o sırada hala başında bir imparatoru bulunan ve bir imparatorluk olan japonya kendi öz vatanı söz konusu olunca bize çok tanıcık gelecek bir şey yaptı. Ulusal seferberlik başlattı. Tıpkı bizim Çanakkale'de yaptığımız gibi binlerce gönüllü Japon sırf Okinawa'yı savunmak için orduya katıldı ve Japon ana karasından binlerce personel Okinawa'ya yağmaya başladı. Bu binlerce vatandaş da vatanlarını korumak için gözlerini kırpmadan dünya tarihinin görmüş olabileceği en büyük etten duvarı ördüler. Canlarını feda etmekten çekinmedikleri için de kamikaze saldırılarıyla sayıları gerçekten fazla Amerikan gemisine hasar verip hatta kimilerini batırıp yüzlerce Amerikan denizcisinin ölümüne sebebiyet verdiler. Okinawa Japonlar için bir varoluş ve ölüm kalım mücadelesiydi. Amerika ana vatana kesinlikle girememeliydi. Sadece gönüllülerden oluşan yüz binlerce asker yetmezdi. Amerika sadece durdurulmamalı, iş buraya kadar geldiği için püskürtülmeliydi. Ve Amerikalılar denizden geldikleri için de geldikleri denize geri püskürtülmeliydi. Tanıdık bir senaryo değil mi? İşte bu gördüğünüz adamın adı Soyamu Toyoda. Kendisi 1945 itibariyle 2 yıl önce ölen ve efsanevi Japon amirali Isoroku Yamamoto'nun pozisyonu olan donanma komutanıydı. Bu göreve 1944 Mayıs'ında gelmişti ve Japonya için facia ile sonuçlanan Filipinler'deki üç kuvvete bölünüp Amerikan donanmasına arkadan vurma planının fikir babasıydı. Bu adam her ne kadar facia ile sonuçlanan operasyonların fikir babası olsa da aslında çok saygı duyulması gereken çok akıllı ve zeki bir adamdı. Kendisi tıpkı Yamamoto gibi daha en başında Amerika ile bir savaşa girişmenin aptallık olduğunu düşünüyordu ve bunu ısrarla savunuyordu. Ve yine Isoroku Yamamoto gibi uçak gemilerinin geleceğin deniz silahı olduğunu vurguluyordu. Isoroku Yamamoto gibi zeki ve parlak insanlar topluluklarda her zaman en son saygı görenlerdir. Çünkü olaylara hırs ve zafer hayalleriyle duyguların coşkusu eşliğinde bakmazlar ve gerçekleri bu etmenler gibi gözlerin önünü örten perdelerin yokluğunda daha net görürler. Bundan ötürüdür ki Japon donanmasının durumu 1944 itibariyle gerçekten kötüleşmeye başladığında bu Soemu Toyoda'nın haklı olduğu ortaya çıkar çıkmaz adamın kendisini tuttular ve bizi kurtar deyip başa oturttular. Ancak Amiral Toyoda da biliyordu ki tren aslında daha 1942'de Midway Deniz Savaşı'nda Japon 4 uçak gemisinin batmasıyla çoktan kaçmıştı. Zırhların varlığının gereksiz olduğunu düşünenlerdendi ancak elinde kalan ve etkili olabilecek tek savaş gemileri büyük ve dev zırhlıları olunca ister istemez onları kullanmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Onları ya kullanacaktı ya da oldukları yerde çürüyeceklerdi. Kullanmak hiç kullanmamaktan daha makul Kul bir opsiyondu. Soyamu Toyoda'ya göre zırhlılar Amerika'yı yenemeyecek bile olsa onları korkutacak, yavaşlatacak ve belki Amerikalılar zafer bile kazandıklarında Japonya adına daha makul şartlarla gelebileceklerdi. Filipinler'deki Leyte Deniz Savaşı ile sonuçlanan ve Amiral Takeo Kurita'nın yönettiği yenilgi ile sonuçlanan agresif saldırının da sebebi buydu. Amiral Toyoda her asker gibi tipik bir vatansever ve milliyetçiydi. Vatan söz konusu olunca da elindeki tüm kartları oynamayı boynunun borcu olarak görüyordu. Ancak bu kartları akıllıca oynamayı tercih ederdi. Gel gelelim Japon İmparatoru Hirohito o sırada Okinawa'da kan gövdeyi götürüyorken Amiral Toyoda'yı karşısına aldı ve şu soruyu sordu. Okinawa'yı savunmak için donanmanın planı nedir? Bu o an Toyoda'nın en duymak istemediği soruydu ve yüzüne tokat gibi yapıştırılmıştı. Bir cevap vermek zorundaydı ve sırf imparatorun baskısı sebebiyle gönülsüz yere hiç de akıllıca olmayacağını bildiği bir operasyon düzenleyip bunun işleve konulması emrini verdi. Bu operasyonun merkezinde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zırhlısı Yamato vardı. Mevzu şuydu ki Yamato sırf çok yakıt tüketiyor ve her bir çalıştırılışı çok masraflı diye hep yedekte bekletiliyor ve o son savaş için hazır tutuluyordu. Japonya özellikle Filipinleri kaybettikten sonra tüm yakıt tedarik sistemini kaybetmiş ve elinde çok az yakıt kalmıştı. Bundan ötürü de yakıt tankı dolu bekletilen Yamato'nun depolarında yiyecek ve içecek eksik olmuyor, sürekli tazeleniyor. Güvertesinde boş boş takılıp emir bekleyen subaylara lüks bir yaşam ortamı sağlıyordu. Akabinde de tüm Japon donanması içinde lakabı Hotel Yamato, yani Yamato Oteli'ne çıkmıştı. E hal böyle olunca bu kadar güçlü bir zırhlının anavatan işgal tehlikesi altındayken ördek gibi suda eblek eblek oturması kabul edilemezdi ve çoktan bir utanç meselesi haline gelmişti bile. Gel gelelim Okinawa açıklarında abartmıyorum 1500'den fazla Amerikan gemisi vardı. Japonya'nın elinde kalan son zırhlarının tümünü gönderme niyeti yoktu çünkü olur da Okinawa kaybedilirse bile anavatan ve başkent Tokyo'nun limanını koruyacak gemiler bulundurulmalıydı. Sonuç olarak bu plan doğrultusunda Yamato Yanında küçük bir destek birliğiyle Okinawa'ya gidecek ve belirlenen bir noktada karaya oturtulup kıyı bataryası işlevi görerek düşmanı savuşturacaktı. Tirpitz gibi kullanılamaz hale gelirse de personeli adalara dağılıp karadan savaşmaya devam edecekti. Yamato'nun geri dönmesi planlanmadığı için de depolarında sadece tek yön gidişe yetecek kadar yakıt bırakılacaktı. Bu plan Yamato'nun başında bulunan komutanı Amiral Seichi Ito'ya gelir gelmez reddedildi. Seichi Ito askerlerini seven bir komutandı ve duyduğunda kendisini öfkeden çıldırtan bu planın aslında Okinawa'yı kurtarmak değil tamamen donanmanın haysiyetini kurtarmak için yapılan bir kurban verme işlemi olduğunu söylemiş ve reddetmişti. Bu plan tamamen gemileri ve binlerce denizciyi hiçbir şey için ölüme göndermekti. Başarı ihtimali yoktu ve donanma yetkilileri kendi onurlarını korumak ve donanmayı bir samuray havasıyla onurlandırmış görüntüsü vermek için masum binlerce askeri ölüme gönderip harcamayı seçmişti. Amiral Ito çekinmeden bu emre itaatsizlik yapmıştı ve altındaki tüm rütbeli subaylar da ona katılmıştı. Ortada bir isyan belirdi. Ancak isyan büyüyemeden kilidi açan iki şey oldu. Bunların ilki ordunun donanma koluna bakan milletvekili yaverinin Yamato'nun kaptanına bütün savaş yattınız, yaptığınız tek muharebede de bir gemi bile batıramayıp bir şey yapamadınız. İnsanlar hakikaten buranın lüks bir otel olduğunu düşünmekte haklı galiba deyip laf sokması oldu. Bu tüm Yamato personeline atılmış çok ağır bir hakaret aşağılama ve iftiraydı. Haliyle bunu duyan hiç kimse bunu gururuna yediremedi. İkincisi ise bizzat imparatorun sanki tüm bu başkaldırıdan haberi yokmuşçasına donanmayın Okinawa'yı savunma planı hazır mı diye sorarak dolaylı yoldan baskı yapması ve kendini hatırlatması oldu. En sonunda herkes gönülsüzce boyun eğdi ve Yamato beraberinde hafif kurbazör Yahagi ve 8 destroyerle 6 Nisan 1945 günü akşam saat 4'te Okinawa'ya doğru yola çıktı. Amerikan denizaltıları virüs gibi Japonya'nın etrafında sızmadık su bırakmamışlardı ve Yamato ile beraberindeki grubun tespit edilmesi birkaç saatten fazla sürmedi. Gittikleri istikamet belliydi ve yine kaderin bir cilvesi olarak Yamato'nun ilerlediği yönde bulunan ilk ve en yakın Amerikan gücü 54. görev grubuydu. Niye kaderin cilvesi diyorum? Çünkü bu 54. görev grubu Pearl Harbor'da batırılıp çıkarıldıktan sonra modernleştirilen ve Surigao Boğazı Muharebesi'nde Fuso ve Yamashiro'yu batıran USS Tennessee ve USS West Virginia gibi standart tip Amerikan zırhlarıydı. Yani Yamato görünüşe göre son savaşını Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesine sebebiyet veren ve batırılan zırhlılara karşı verecekti. 54. görev grubu zırhlarının başında Surigao'dan zaferle ayrılan Jesse Oldendorf'un sakatlanması sebebiyle yeni gelen Amiral Morton Deo vardı. Morton Deo ve görev grubu da Okinawa çıkarmasında 5. filoya bağlıydı ve 5. filonun başında 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan donanması içindeki en gizemli ve karizmatik ve bir o kadar da başarılı olup yine tıpkı Yamamoto gibi değeri bilinmeyen Raymond Spruance vardı. Amiral Raymond Spruance aslen bir zırhlı komutanıydı ve tıpkı Halsey gibi zırhlı takıntısı vardı. Ancak kendisini uçak gemilerinin komutanlığında bulmuş ve özellikle Filipinler Denizi Muharebesi'nde Japon Hava Kuvvetleri'ni tek bir hamleyle yok etmişti. Ancak kendisi hala bir zırhlı muharebesi hayal ediyordu ve o hayalini kurduğu şey de Yamato ile ayağına gelmişti. Ancak hiç de istenmedik bir şey oldu ve biri araya girip bu hayali söndürdü. Bu kişi Struans'ın emri altındaki bir diğer görev gücü olan ve uçak gemilerinden oluşan 58. görev gücünün başındaki Amiral Mark Mischer'dı. Mevzu şu ki her ne kadar Amerikan uçak gemileri bir başlarına Musashi'yi batırmış olsalarda bu olay birebir gözlemlenmemişti. Kimse görmemişti battığını. Zırhlı fetişi olan Amerikan subaylar içinde çok büyük bir kesim Hala zırhlıların düzgün bir hava savunma donanımıyla uçak gemilerine karşı koyabileceğini düşünüyordu. North Carolina bunun örneğiydi. Bu tüm donanma içinde bir meta haline almış bir konuydu ve hala gözlemlenebilmiş kesin bir cevabı yoktu. Acaba zırhlı mı kazanırdı yoksa uçak gemisi mi? İşte Mark Fisher bu sorunun cevabını vermek istiyordu. Kendisi bir uçak gemisi komutanıydı ve uçak gemilerinin geleceğin silahı olduğunu, zırhlıların çağının sona erdiğini insanların başına vura vura göstermek istiyordu. Amerikan donanmasının gerçekten süper zeki subaylarından biriydi ve IQ'su çok yüksek olan bu adam geleceği görüyordu. Akabinde de Spruance'ın emriyle 7 Nisan 1945 günü sabah saat 10'da Aralarında USS Essex'in de bulunduğu 8 uçak gemisinden birkaç dalgada havalanan 400'e yakın uçak 2 saat sonra Yamato'nun üzerine simsiyah devasa bir bulut gibi çökmeye başladı. Raymond Sproats her ne kadar emri vermiş olsa da uçak gemilerinden hala şüpheliydi ve içindeki o zırhlıya karşı zırhlı muharebesi hevesini atamıyordu. Bu öyle bir gazdı ki, olur da uçak gemileri beceremez, uçaklar Yamato'yu batıramaz diye Amiral Morton Deo'ya elindeki tüm modern zırhlıları toplayıp hatta yanına yeni ve modern savaş kruvazörleri olan Alaska ve Guam'ın da başında bulunduğu 7 kruvazör ve 21 destroyerle Yamato'ya karşı bir çarpışmaya hazırlanmaları emrini verdi. Yani Yamato uçaklara karşı koyabilirse bile karşısında USS New Jersey, Missouri, Wisconsin, South Dakota, Indiana ve Massachusetts'ten oluşan bir karşılama partisi bulacaktı. Öğlen saat 12 sırasında İlk Amerikan avcıları Yamato'nun tepesinde belirdi. Bunlar avcıydı çünkü Yamato'yu koruyabilecek bir hava şemsiyesiyle çarpışmak için gelmişlerdi. Ancak ortada öyle bir şey yoktu. Şaşırdılar. E hal böyle olunca da daha yolda olan bombardıman ve torpido uçakları yarım saat sonra olay mahaline vardıklarında Yamato'nun çevresinde birkaç halka atıp sanki bir strateji oyunu oynarmışçasına hareketlerini gözlemlediler, planlarını yaptılar ve en sonunda nihai saldırıya geçtiler. Ana topları dahil güvertesinde 150 tane hava savunma silahı olan Yamato, tüm bunların aniden havaya ateş açmasıyla bir volkan gibi patladı ve hızlanarak manevra yapmaya başladı. Ancak Amerikan uçakları planlarını çoktan yapmış ve hepsi Yamato'ya sadece tek bir yönden iskele tarafından saldırarak yan yatırmak suretiyle batırmaya karar vermişlerdi. İlk torpido Yamato'yu değil, önünde ilerleyen hafif kruvazör Yahagi'yi vurdu. Tüm kazan dairesi suyla dolup personelinin çoğu orada ölen Yahagi Olduğu yerde durunca da 6 tane torpido ve 12 bomba daha yiyip tamamen battı. Yamato da güvertesinin arkasına 2 zırh delici bomba alıp yanmaya başladı. Ve bu maalesef sadece ilk dalgaydı. Saat 2'ye doğru gelen 2 dalgada Yamato 8 civarı torpido ve 15 daha bomba isabeti aldı. Torpido hasarını iki yandan alıp dengelenebilen kardeşim Musashi'nin aksine Yamato torpido isabetlerinin hepsini tek bir yandan iskele tarafından aldığı için direktman ters dönme tehlikesi yaşamaya başladı. Tüm üst güverte bombalar tarafından haşamat edilmişti ve birçok yerde de elektrik gitmişti. Elektrik gidince de hava savunma silahlarındaki nişanlama mekanizmaları devre dışı kalmış sonucunda da ancak elle yönlendirilebilen silahların etkisi kalmamıştı. Gemi kısa süre sonra batma tehlikesi yaşamaya başlayınca sağ taraftaki birçok kompartıman geminin yan yatmasını engellemek için orada görevli askerlere haber bile verilmeden kapatılarak aciliyetle suyla dolduruldu ve yüzlerce denizci bir anda kendi komutanları tarafından suda boğuldu. Yamato'nun içine dolan su gemiyi çok ağırlaştırdı ve hızı 10 nota kadar düştü. Amerikan uçakları da bundan istifade ederek geminin manevra kabiliyetini öldürmek için dümen ve pervanelerine odaklandılar ve bunları da patlatarak başarılı oldular. Yamato sadece 2 saat içinde su üstünde duran bir hurdaya dönmüştü. Saat 2'yi 5 geçe gemiye terk et emri verildi ve tüm destroyerlere bayrakla Sudan adam toplamaları işaret edildi. Çünkü Yamato'nun radyosu bile yok edilmişti. Gemi boşaltılıyor ve askerler hızla suya atlıyorken amiral Ito ile Yamato'nun kaptanı gemide kaldı ve dünyanın en büyük ve en güçlü zırhlısı Yamato ironik olabilecek en zayıf ve elim şekilde saat 2.20 geçe ters dönerek batmaya başladı. Sadece 3 dakika sonra da tüm ön taret ana batarya cephanelikleri infilak ederek gemiyi volkanik bir patlamayla havaya uçurdu. Bu ünlü fotoğrafta gördüğünüz Yamato'nun patlaması o kadar şiddetliydi ki Atom bombalarında görülen devasa büyüklükte bir mantar bulutu meydana getirdi ve patlamanın yarattığı ses dalgası ta Japon anakarasından duyuldu. Patlama bulutu o kadar büyük ve yüksekti ki Güney Japonya kıyılarından bile gözlemlenebilmişti. Patlama anının şiddetinin etkisiyle de batmakta olan yamato'yu gözlemlemekle görevli olup tepesinde uçuşan onlarca amerikan uçağındaki pilotlar uçaklarının hasar almasıyla ya daha havadayken ya da suya çakılıp hayatlarını kaybettiler tirpitz'in kaybı ile başlayan devlerin çöküşü yamato'yla en büyük darbeyi yedi Dünyanın en büyük zırhlısı dünyanın en aciz savaş gemisi haline gelip utanç ve hüzün dolu bir sonla her şeye rağmen tek başına savaşarak bir devrin kapanmasının simgesi oldu. Mark Misher haklıydı. Uçak gemileri artık birer süper silahtı ve bu kadar zavallı hale gelen zırhlılara yeni başlayan çağda gerek yoktu. Yamato'nun sadece uçaklar tarafından batırılmasıyla ispatlanan bu gerçek son bir hamleyle kesinleştirildi. Yamato'nun batmasının ardından Japonya'nın elinde topu topu 4 zırhlısı kalmıştı. Nagato, Haruna, Ise ve Hyuga. Bunlardan özellikle Nagato hala Japon halkının gözünde devletlerinin ve milletlerinin bir simgesiydi ve onur sembolüydü. Japonlar Okinawa'nın da düşmesinin ardından ana vatan ve özellikle Tokyo'yu korumak için bu dört zırhlıyı Kure Körfezi'nde koy ve uçurumların kıyılarına köşelerine sakladılar. Kıyı köşe dememin sebebi bunları adaların yanında kamufle edip gizlemek istemelerindendi. İlk hamle olarak gemilere boyayla kamuflaj verdiler. World of Warships'te bilirsiniz. Japon gemilerinin kamuflajı zeytin yeşilidir. İşte o kamuflajların esin kaynağı resimdeki Harun zırhlısında gördüğünüz kamuflajdır ve bu kamuflajın yeşil olmasının amacı civardaki yeşilliklerle kaynaştırmaktır. Japonlar bununla da durmadı. Boyanan zırhların üzerlerini önce ağlar, sonra da kestikleri ağaç ve çalılarla örterek küçük birer adacık izlenimi vermeye çalıştılar. Ama Amerikalılar bunu yemedi. Japon donanmasından geriye kalan her şey donanmanın merkez üssü olan Kure Libanı'nda toplanmıştı. Zırhlar Haruna, Ise ve Hyuga ile kruvazörler Tone, Aoba ile Oyodo ve yeni uçak gemisi Amagi. Hemen belirteyim bu Amagi o Amagi değil. Bunların arasında bir tek Nagato yoktu çünkü onu özel olduğu için korumak istemişler ve diğerlerinin aksine Tokyo Körfezi'ne göndermişlerdi. Bir önceki bölümden hatırlayacağınız ve geçtiğimiz günlerde World of Warships'e de eklenen Amiral William Halsey'in Japon donanmasından ne kadar nefret ettiğini anlatmıştım. Bu nefret o kadar büyüktü ki her ne olursa olsun ve nerede saklanırlarsa saklansınlar Japonların geriye kalan tüm ana savaş gemilerini yok etmeye and içmişti. İşte bundan ötürüdür ki Kure Körfezi'nde tespit ettiği Japon İmparatorluk donanmasının kamufle edilip gizlenmiş son gemilerini görür görmez yüzden fazla uçak kaldırdı ve öldürücü darbe 24 Temmuz 1945'te geldi. Tarihi Kure bombardımanı olarak geçen bu bombardımanda Japonların son zırhları olan Haruna, Ise ve Hyuga hava saldırılarına doğru düzgün yanıt bile veremeden maruz kaldıkları bombardıman fırtınasına dayanamadılar ve hepsi çok ağır derecede hasar alıp oldukları yerde su su da karaya oturarak battı. Burada değinilmesi gereken ilginç bir detay var. O da bu kure bombardımanı sırasında iki İngiliz uçak gemisi de operasyona dahil edilecekti. Fakat Amerika İngilizlerin Japonların yenilmesinde bizim de payımız var deyip ileride böbürlenmesinin önüne geçmek ve böyle bir iddiaya fırsat vermemek için İngilizleri operasyona dahil etmedi. Kure bombardımanı donanmasının üstüne yapılan saldırıyla elindeki tüm zırhların batırıldığı, uçak gemilerine kalkan uçaklar tarafından icra edilen Pearl Harbor saldırısı nedeniyle 2. Dünya Savaşı'na giren Amerika'nın birebir aynı saldırı yöntemini uygulayarak Japon İmparatorluk donanmasında öldürücü darbeyi vurduğu ve bitirdiği olay oldu. Ancak Japonların korktuğunun aksine Amerikalılar Bundan sonra Japon anakarasını istilaya girişmediler. Niye diyeceksiniz? Benim de cevabım çünkü Okinawa. Okinawa cephesindeki insanlık dışı ve iki taraftan da yüz binlerce askerin hayatını kaybettiği çarpışmanın sonucunda her ne kadar Amerika en sonunda orayı ele geçirmiş olsa da burayı insanlık tarihinde görülmedik derecede ve tam anlamıyla kanlarının son damlasına kadar savaşıp ölümden zerre korkmayan Japonların kamikaze gibi beyin yakan taktiklere başvurması bir kırmızı çizgi olmuştu. Yani Japonlar Japon ana karasında daha da sert ve kanlı bir direniş göstereceklerdi. Japon kültüründeki tek kabul edilebilir yenilgi onurlu yenilgidir. Amerikalılarsa artık savaşmak değil sadece savaşın bitmesini istiyorlardı. Ama Japonları yenilgiye ikna etmekte imkansızdı. Ta ki yeni Amerikan başkanı Harry Truman tarihe Potsdam deklarasyonu olarak geçecek olan açıklamasında Japonları eğer yenilgiyi kabul etmezlerse çok büyük bir yıkımla tehdit edene kadar. Japonlar Tabii ki bunu kabul etmedi. Bunun sonucunda da hepimizin çok iyi bildiği iki atom bombası 6 ve 9 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki kentlerinde patlatılarak 200 binden fazla Japon vatandaşının ölümüne sebep oldu. Tam da aynı tarihte yani 9 Ağustos'ta Amerikan zırhları 2. Dünya Savaşı'ndaki en son top atışlarını yapmaktaydılar. Zırhlılar USS South Dakota, USS Indiana ve USS Massachusetts Yanlarında birkaç Baltimore sınıfı ağır kruvazörle Japonya'nın Kamaishi kentini kıyıdan dövüyorlardı. Kamaishi kimi çok büyük Japon demir fabrikalarının bulunduğu bir yerdi ve Japonların daha da fazla silah yapmasını engellemek için son bir aydır bu üç zırhlı birçok farklı kıyı şehrindeki fabrikaları havaya uçurmaktaydı. İşte 9 Ağustos 1945'teki Kamaishi bombardımanı Amerikan zırhlarının o dev 16 inçlik toplarını son kez ateşlediği yer ve zaman oldu. Tüm bu bombardımana son imzayı koyan, en son 16 inçlik top atışını yapan ve bir devri kapatan zırhlıysa kaderin güzel bir cilvesi olarak yine o topları 2. Dünya Savaşı'nda Fas'ta Amerika adına ilk kez ateşleme şerefine de nail olmuş olup günümüzde bir müze olarak saklanmakta olan USS Massachusetts zırhlısı oldu. Japon İmparatorluğu Tüm bu olaylardan sonra en nihayetinde 15 Ağustos 1945 tarihinde kayıtsız şartsız teslim oldu. Teslimiyet anlaşmasının 2 Eylül'de anlaşmasında karar kılındı ve dünya tarihinde dev zırhlılar arasında geçen bu en büyük savaşın sonlandırılması için en uygun yerin bu onura yakışırcasına yine bir zırhlı olmasında karar verildi. Ama bu artık bir sonraki videoda. Şimdilik bu kadar. Umarım sıkmamışımdır. Devlerin sonunun ikinci bölümünde görüşmek üzere.